Bloomberg HT'de yayınımız Gökhan Şen'in katılımıyla sabah raporuyla devam ediyor. Gökhan günaydın. Günaydın. Şimdi biraz sonra tabii enerji sektörü başta olmak üzere maliyetlerde ne durumdayız, sanayici açısından ne ifade eder? Enflasyonun farklı katmanlarını tabii her sabah seninle ele alıyoruz. Kuru faizi çok konuştuk bu hafta. Bugün de biraz belki enerji penceresinden bakarız ama öncelikle bugün piyasanın gündeminde olan bir takım başlıklar var. Onları bir ele alalım istersen. Yurt dışına döndüğümüzde dün bir dizi yerel Fed başkanı konuştu ama piyasa en çok Bullard'ı ciddiye aldı. Çünkü daha öncesinde duymadığı şahinlikte bir grafikle karşılaştı. Sabah biz de yayınımızda bu grafiği aktardık izleyicilerimize. Ne kadar kısıtlayıcı bir noktaya faiz çekilebilir konusuna istinaden Taylor kuralından yola çıkmak suretiyle Bullard dedi ki %5 ile 7 arası bir yere bu patika oturmalı. En son eski Amerikan Hazine Bakanı Summers %6 dediğinde piyasa bunu şahin algılamıştı. Nitekim terminalde böyle bir şeyin fiyatlaması da hiç yok. 4.9 şu anda gördüğümüz tepe nokta gelecek senenin Temmuz ayı itibariyle. Nasıl yorumlarsın bu grafiği? Sen dün Bullard'ın sunumunu izleyen birisi olsaydın o odada bu grafiği görünce ne düşünürdün? Evet bir inceledim sunumu baktım neler koymuştu. Zaten 2-3 tane grafik var onlardan bir tanesi bu. Ama piyasa en çok buna tepki vermiş o grafiklerin içinden bunu çekip çıkarmış. Çünkü bunu fiyatlamadı. Burada sinir bozucu olan şey şu. Bullard'a göre Temmuz ayı itibariyle zaten faizler %5 ile 7 arasında olmalıydı. Yani bence burada can sıkacak şey o. Dolayısıyla biz şimdi Kasım'a geldik. Bu şey nerededir bilmiyorum. Şu an çalıştırmak, bakmak lazım o aralık. Şimdi Taylor kuralının kendisinden bahsediyorsak %10 diyor. Onu da gösteririz birazdan izleyicilerimize. Şöyle hatta gösterelim. Şimdi çok bu saatte can sıkmayayım ama evet, orada tabii bazı tabii. Evet çok teknik bazı varsayımlar var. Onlarla ama yine bu yayını biz yapmayacaksak kim yapar? Gökhan noktasına gideceğim ister istemez. Orada işte onlarla oynarsan farklı sonuçlar elde edebiliyorsun. O bakımdan diyorum yani şimdi kaçtır onun modeline göre onu bilmiyorum ama yani Temmuz ayı itibariyle %5 ile 7 arasında olmalıydı diyor. Çünkü eğer ki kısıtlayıcı bir bölgeye çekeceksek faiz aralığını enflasyonu düşürmek için o bölge 5 ile 7 idi. Tabii ki bu aydan aya değişir. Kendilerinin belki varsayımları aydan aya değişmez. Doğal faiz oranı ne olmalı, işte ekonomide çıktı açığı nedir vesaire filan gibi şeyler değişmez bu konseptler. Ama mesela enflasyon oranları aşağı doğru geldikçe olması gereken faizin de seviyesi düşer muhtemelen. Fakat yine de tabii bu piyasanın öngördüğünden epeyce yüksek. Bir ikinci konu yine can sıkıcı olan şu ana kadar tabii kısıtlayıcı bölgeye Fed Funds Rate'i, Fed'in politika faizini çekip de enflasyonu düşürmekten bahsediyordu Fed başkanları hep ama piyasa bunu hiçbir zaman düşünmüyordu. Yani kaç olabilir acaba filan demiyordu. İşte 4, 4,5, 5 neye göre oldu tam belli değil bazı ekonomik modellere göre. 7 deyince tabii işin rengi değişti. Tabii 5-7 aralığı verince yani diyor ki 5 bile olsa en yumuşağı olacak. Evet. Piyasa bu 5 söyleminden tabii rahatsız. Herhalde 4,5'larda falan durabilirler mi acaba diye de ümit vardı. Bir de tabii faiz indirimi beklentisi var. Yani 2023'ün sonunda, 2024'ün başında bir yerde piyasaya moral veren şey de bu. O bakımdan can sıkıcı olmuş olabilir ama şimdi piyasada bazen gelişmeler olduğunda şöyle hafif ucunu görüp piyasa hemen satın almak isteyebilir ya da korkmak isteyebilir. Bazen tamamını görüp gözlerini kapamak isteyebilir. Dolayısıyla bu sunum ve bunun çıktıları aslında böyle. Yani enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi bu Taylor kuralına göre, yani Taylor modelini niye sevdiğini falan anlatıyor o sunumda da aynı zamanda Bullard. Bir de tabii şeyi hatırlayalım. Ya bu Taylor döngüde, kendi Merkez Bankası Başkanı olsa Amerika'da kendi kuralını uygulamayacağını söylemişti yakın geçmişte tabii. Hatırlarsın. Ama işte yani bu döngüye uyan tarafları var. Dediğim gibi çok hani detayına girmeyeyim. Erhan Hoca girdi zaten ilk sözde. Ya tamam Erhan Hoca eminim zaten. Geriye yayınımızı izleyebilirler. Teorik olarak hocayla da ele almaya gayret ettik. İyi bir biçimde şeye girmiştir. Şimdi Bullard'ın özelliği tabii bu döngüde yani enflasyonun kontrolden çıktığı, son 40 yılın zirvesine çıktığı ve Fed'in faizleri hakikaten de canhıraş biçimde artırmaya çalıştığı bu döngüde alışılmışın da dışında işte 50'ler, 75'ler falan derken Bullard bu döngünün şampiyonuydu. Yani nasıl ki önceki faiz indirim döngüsünün şampiyonu ve doğru tahminleriyle öne çıkan ismi işte Lyle Brainard'sa şimdi de Bullard. Yani Bullard bayrağı devamlı bir yere çekiyor ve Fed üyeleri onu takip ediyorlar gibi görünüyor. Bu da çok can sıkıcı oldu. Şimdi daha iyi anlaşılması için söyleyeyim. Mesela Taylor kuralına göre bugün Türkiye'de olması gereken para politikası faizi
Sabah gelmeden baktım. 128. Yani oradan anlaşılabilir. Şimdi biri... Biz de sabah baktık. Baktınız mı? Evet, tabii. Şimdi biri çıkıp yani sunum yapsa işte faizler Türkiye'de 128 olmalı dese küçük bir şok olabilirdi herhalde. Yani Bullard'ınkini de öyle anlamak lazım yani demeye çalıştı mı? Yani çok öyle de algılayamıyorum. Çünkü orada zaten artan bir faiz ortamında ne kadar artacağına ilişkin bir tartışma oluyor. Bizde faiz inerken böyle bir rakam acayip bir şey tabii. İstersen buradan kur korumalı mevduata da bir geçelim Gökhan. Çünkü TL'de istenen getiri işte borsada mı sağlanır, konutta mı sağlanır? Dün de senin de farklı boyutlarıyla ele almaya gayret ettik. Fakat kur korumalı mevduat hesaplarında şimdiye kadar ne olursa olsun hız kesse de artış ivmesi ne olursa olsun vardı diye konuşuyorduk. Fakat dün gelen veriler onu artık bir miktar daha yataylaştırdı bizler için. 1 trilyon 474 milyar TL şeklinde gelen bir kur korumalı mevduat seviyesi karşımızda. Bir önceki hafta 1.473 trilyon TL idi. Şimdi burada ne oldu istersen bir onu konuşalım. Çünkü faiz düştü, işte kur belli bir bantta hareket etti diyoruz ama tabii şirketler için tatlandırıcıların da devrede olduğu bir dönem yaşadık. Belki onu da işin içine katmak gerekir. Bir yandan da DTH'ı da vereyim ki hani eksik bir veri olmasın. Pariteden arındırılmış gerçek kişilerde 2.2 milyar dolar, tüzel kişilerde 1.5 milyar dolarlık azalma var. Şimdi bunu da niye söylüyorum? İşte mesela buradan çıkan para belki borsaya mı gitti vesaire, kur korumalı mevduatı ne kadar bu iş etkilemiş olabilir? Orayı da istersen bir ele alırız diye. Kur korumalı mevduatta Kasım ayında herhalde yaklaşık 8 milyar dolarlık falan dönüş var. Bunun muhtemelen büyük oranda dönmeyeceğini düşünüyorum. Hem yaptığım konuşmalardan hem de yani gördüğüm ortamdan ötürü. Bunun tabii önemli bir sebebi şu ana kadar uygulanan işte bu kredi politikalarında artık KKM'lerin işte yani teminat sarılması, sayılması olaylarının sorunlu hale gelmesi. Çünkü bu tip varlığı olanların kredi çekmesinin de artık önüne geçiliyor. Dolayısıyla bunların sağlayacağı kurumlar vergisinden istisna opsiyonu artık kurumların da çok ilgisini çekmemeye başladı. O bakımdan da bu kur korumalı mevduatlarda özellikle tüzellerde tabii şey azalıyor, işte azalıyor. Kasım ayı böyle geçecek. İşin bir tarafı bu. Bir taraftan tabii faizler düşüyor ve kur üzerindeki baskı da günden güne artıyor. O bakımdan yani kur korumalı mevduatın ilk zamanlardaki getirisi de pek yok. Bir de tabii bir süreliğine bağlamak durumunda kalıyorsun. Teminatı da sayılmayınca. Ya en az 3 ay bu arada bir süre tabii derken. O yüzden de kabul etmiyorlar işletmeler bunu ve paraları buradan dönüyorlar. Tabii eğer ki konuşacağımız şey döviz likiditesi ise bir yandan bankaların da çevirme rasyonlarının çok zayıf kaldığını, o bakımdan herhalde Haziran'a kadar bir 5-6 milyar dolarda buradan çıkış olacağını, fakat işte ihracatın şu ana kadar güçlü seyri ve ihracat bedellerinin önemli oranda artık Merkez Bankası'na yatırılmak durumunda kalmasıyla merkezin rezervlerini idare edebildiğini ve piyasaya devamlı olarak döviz sattığını gözlemliyoruz. O bakımdan döviz likiditesinde önemli bir sorun var gibi görünmüyor. Fakat yine de işletmelerin KKM'den dönüyor olmaları bu kadar ciddi bir cendereye rağmen tabii hoş da bir görüntü değil. Bunun da yani kur üzerindeki vesaire filan tabii etkilerini düşünmek lazım. Hı hı. Vatandaşın şeyini bozması vesaire filan yani rakamları bilmiyorum. Çok incelemiyorum açıkçası. Yani işte pariteden arındırdığımızda 2.2 milyar dolarlık bir gerçek kişiler tarafında tüzelde de 1.5 milyar dolarlık bir azalma olduğunu görüyoruz. Tabii burada rakamlar artıya gidince İki türlü görüyoruz biz bunu değil mi? Bir tarafta tabii işte döviz aldı diyoruz mesela değil mi? İşte şirket veya işte gerçek kişi neyse. Bir tarafta da diyoruz ki belki işte özellikle gerçek kişiler tarafında işte yastık altı tabir ettiğimiz bir mevduatını belki bankaya koymayı tercih etti, sisteme kazandırdı diyoruz. Şimdi o açıdan da bakmak lazım belki. 2.2 milyar dolar gerçek kişiler tarafında pariteden arındırılmış hesaplamaya göre bir döviz tevdiat hesabı azalışı söz konusu oldu. Bunun ne kadarı sana göre işte kur hareketinden bir getiri doğru düz olmuyor vesaire dayandı? Ne kadarı mesela borsa, konut gibi dün konuştuğumuz mecralara bir yönelim sebebiyle gerçekleşmiş olabilir? Yani bilmiyorum işte onu diyorum. Zor evet yani tahmini zor ama vardır senin bir tahminin diye düşündüğüm için biraz daha böyle bir zorlayayım dedim yani, olmadı. Galiba olmadı. Borsa tarafında tabii çok ciddi ilgi var sen de biliyorsun. Sabah dün de konuştuk 3 milyonu geçti. Okuyordum duydum yani evet yani her gün birkaç bin tane hesap açılıyor. Tabi buraya kaymış olabilir.
Hakikaten dövizin getirisi tabii çok epeyce hırpalayıcı. Yani enflasyonun çok yüksek olduğu bir yerde insanlar yani paralarını korumaya uğraşıyorlar. Zaten hikaye bu. Yoksa muhtemelen tabii ki herkes köşeye dönmek, zengin olmak falan ister ama normal şartlarda insanlar birikimlerini korumaya çalışıyorlar. Çünkü yoğun emekler sonrasında elde ediliyor. Ama az ama çok. Enflasyon gelip de durup dururken cebinden paranı aldığında tabii aslında sen geriye dönük olarak o kadar saati boşa çalışmış oluyorsun. Yani bu önemli bir konu bence. Dolayısıyla da herhalde buralarda değerlendirdiler. Yani gayrimenkule ciddi bir ilgi olduğunu sanmıyorum. O yönde bir şey yok. Gösterge yok. Zaten konut satışlarında da gerileme sürüyor. Altın vesaire taraflarında da çok ciddi bir hareket olmadığını görüyorum. Borsaya gitmiş olabilir. Onun haricinde açıkçası aklıma çok fazla bir şey gelmiyor yani Zeynep. Şimdi dönelim buradan istersen bir de farklı konuya. Az önce şirketler dedik, biraz işte döviz kompozisyonundan vesaire bahsettik. Ama belki bu noktada enerji maliyetleri kısmını da biraz açmak lazım. Seninle hafta içerisinde işte faizler nereye gitti, krediye erişim ne oldu konuştuk. İşte kur tarafını elimizden geldiğince ele almaya çalıştık. Enerji maliyetleri tarafında Türk sanayicisinin önümüzdeki süreçte nasıl bir dönem bekliyor? İstersen orayı da konuşalım. Şimdi tabii enerji konusu mesela petrolden bahsediyorsak, petrolde şimdi 5 Aralık'ta yaklaşmakta olan Avrupa Birliği'nin bir kepi var. Yani petrol fiyatları eğer ki petrol Rusya'dan geliyorsa, Rus menşeliyse buna bir sınır, bir tavan uygulaması istiyorlar. Bunu da çeşitli şekillerde sağlamaya çalışacaklar. Nasıl tavan getirebilirsin bir başkasının malına dediğinde, eğer ki o limanlardan çıkıyor, orada üretiliyorsa, o zaman işte navlun fiyatından tut da onu taşıyacak gemiye, yapılacak sigortaya, teminat mektubuna kadar bu aradaki alışverişin tüm halkalarına çeşitli kontroller uygulamayı düşünüyorlar. Tabii böyle bir uygulama tarihte yaşanmadığı için eğer ki 5 Aralık'ta hakikaten böyle bir karar alınırsa piyasadan kaç milyon varil ham, ardından da Şubat ayı itibariyle işlenmiş ürünlere, mesela dizel gibi, jet yakıtı gibi, bunlara da benzer bir sınır getirmeyi düşünüyorlar. Eğer ki Rus malıysa bu ikisinin toplamanın, yani piyasadan bir anda işte Aralık ve Şubat aylarında, teorik olarak konuşuyoruz tabii ama, yaklaşık bir 3-4 milyon varillik eksilmeye sebebiyet verebileceği. Ham tarafı 1.1 gördüğüm kadarıyla, kalanı işlenmiş. Kalanı da işlenmiş. 2-2.5'ta. Evet. Tabii bu dizel tarafında zaten Avrupa'da ve çok ülkede sıkıntılar var. Ticaret hayatında dizel üzerinden döndüğünü düşünülecek olursa böyle bir sıkıntılı süreçte karşı karşıyayız. Hakikaten nasıl bir karar ortaya çıkacak bilmiyorum. Ama eğer ki bu variller mutlaka bir yerlerden bir yerlere akmaya devam edecektir ama yani bir bölümü bile piyasadan silinecek olursa herhalde petrol fiyatlarına bir %5-10 minimum koymak gerekir. O yüzden şu an Brent petrolde varil başına gördüğümüz 90 doların Aralık başında ve Şubat başında nerede olacağını eğer ki bu uygulama devreye girerse kestirmek güç. Birinci konu bu. İkincisi de bu 5 Aralık'tan bir gün önce OPEC Plus toplantısı var. Yani içinde Rusya'nın da olduğu blok. 4 Aralık'ta toplantı var. 5 Aralık'ta da Avrupa AB kararı. Yaptırımları devreye giriyor. Ambargolar devreye giriyor. Şimdi tabii bundan önceki kararda yaklaşık 2.2 milyon varili günlük piyasadan çekmeye karar vermişti OPEC artı üyeleri. Bu da tabii petrol fiyatını 90 doların üzerinde varil başına tutmuştu. Şimdi bu ve benzeri bir uygulama devam edecek olursa ertesi günkü kararı tabii onlar bilerek karar veriyor olacaklardır. Şimdiden biz sadece bir takvim çizmeye çalışıyoruz ama her durumda piyasadan varillerin çekiliyor olması bence petrol fiyatını fiktif olarak yukarıda tutuyor, çok canlı tutuyor. Bu da ayrı bir konu. Şeye geldiğimizde, gaz tarafına geldiğimizde resesyonun yaklaşmasıyla, Avrupa'nın kendi önlemleriyle, depoların dolmasıyla rezervlerin, LNG rezervlerinin açıkçası havanın da mükemmel gitmesiyle, bugün Türkiye'de de hala işte bilmiyorum, bugün İstanbul'da 17.5 gösteriyordu sabah araba. Avrupa'da böyle. Yani Avrupa'da da üstüne ince bir şey alıp hakikaten gezebiliyorsun sokakta, yani Kasım ayında hala daha böyle. Bu tabii çok yardımcı oluyor. Şu ana kadar yani tahminlerine çok güvenilen bazı modeller var. Onlar kışın da böyle geçebileceğini söylüyor. Bunlar çok ciddi oranda yardımcı oldu. Zaten resesyonun gelmesi, yüksek fiyatlarla pek çok işletme üretimden geri çekti kendini. Bu tabii yani Hollanda'da işlem gören gösterge fiyatların 355 eurolardan 100 eurolara kadar inmesini sağladı. İleri dönük körlere baktığında da, yani enerjiyi hedge etmek,
garanti altına almak istediğinde buradaki eğimleri de çok can sıkıcı değil. Tabii Türkiye'ye geldiğinde böyle bir gevşeme olmadığını görüyoruz. Bu bakımdan Avrupalı sanayici ile Türk sanayicisi arasında şimdi ciddi bir fark oluşmaya başlıyor. Yani gördükleri 300'lerden belki yani kontrat satın almıyor işte da garanti almıyorlardı ama yani gün sonrası fiyatlarından ya da aylık olarak bunu almak durumundalardı. O bakımdan buradan buraya ciddi bir rahatlama var. Ayrıca Avrupa'nın pek çok ülkesinde, sanayici ülkelerde özellikle, ciddi oranda yatırımcıyı ve yani yatırımcı derken yatırım yapmış, yatırımda satış yapan sanayiciyi filan ciddi koruma tedbirleri devreye girdi. Hele ki COBİ'ler için filan o aradaki farklar, gaz farkları ve elektrik farkları telafi edilmeye başlandı. Tabii Türkiye'de bu yönde çok anlamlı politikalar görmedik. Türkiye'de yani hane halkını yüksek enflasyondan koruyabilmek için hane halkı sanayi dengesinde ibre müthiş şekilde hane halkına döndü. İşte yarısı elektriğin neredeyse %70-80'i gazın sübvanse ediyor. Yani vatandaşın vergisiyle daha ucuza kullanması sağlanıyor. Tabii vatandaş için, yani vatandaş da şikayetçi yüksek fiyatlardan ama aslında vatandaş için politika uygulanırken sanayi dışarıda bırakılmış oluyor. Bu bakımdan tabii ciddi bir dezavantaj ortaya çıktı. Şeyi de atlamayalım. Yani bugün gelişen piyasa kurları içerisinde reel olarak değerli tek kur Türk lirası. Evet. Yani maliyetler minimum 1,5-2 kat artmışken. Hemen en azından kurdan bir gol yok. Çünkü biz hep enerji maliyeti konuşurken onu da katarız değil mi işin içerisine? İşte dolar da yükseldi, işte petrol de yükseldi, doğal gaz da yükseldi. İşte böyle oldu, böyle oldu. En azından bir bileşende nispeten yatayız. Şimdi maliyetler de böyle ama yani bu işin tabii maliyet yapısı tarafı. Bir de işin satış tarafı var. Sen şimdi satış tarafına gelip fiyat yapmaya çalıştığında sen dünyada herhangi bir üründe pazarda hakim konumda değilsen ya da bölgende belirleyici değilsen genellikle fiyat dinamiklerine açıksın. Yani ne demek istiyorum? Senden alacağım malı pekala işte senin ürettiğin şeye göre Vietnam'dan, Çin'den, ne bileyim Macaristan'dan, Polonya'dan, oradan buradan filan alabilir. O yüzden de diyorum Türkiye'nin şu an olduğu yerde bu kurla rekabetçiliği bu kış aylarında bayağı bir zorlanacak gibi görünüyor bana. Hem işte enerji tarafında Avrupalı rakiplerine göre ciddi oranda faturaya katlanmak durumunda kaldı. Orada fiyatlar düştüğü için ve aradaki farkı hükümetler telafi etmeye başladığı için hem de satış fiyatlarında kurdan ötürü ciddi gol yemeye başlıyor. Zaten Avrupa'nın bir resesyona girdiğinde pek çok ileri dönük siparişten ve tüketici güvenlerinden filan teyit edebiliyoruz. Bu da demektir ki Türkiye'nin ihracat potansiyeli için önümüzdeki kış epeyce zorlu geçeceğe benzer. Yani dolayısıyla üretimden satış yapan, sanayi tarafında hala daha emek veren ve en azından bulunduğu bölgeyle vesaire yarışmaya çalışan her sektörden sanayici için durum epeyce karanlık olmaya başladı. Ki şu an euro-dolar kuru açıkçası bizim lehimize. Yani 0.90 küsürlerden 1.04'lere döndü. Bir %5 kadar hareket var. Şimdi biz dolarla alıp euroyla satıyoruz diye özetleyebilir miyiz? Tabii ki özetleyebiliriz. Fakat önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin ben faiz artışlarında çok hassas davranacağını çeşitli sebeplerle, çok uzatmayayım. Hani sanayi konuştuğum için para politikasına girmeden geçiyorum. Dolayısıyla doların güçlü kalacağını tahmin ediyorum. Yani sıfırlı seviyeler yine euro-dolarda görülebilir önümüzdeki aylarda. Bu bakımdan bence zor bir kış bekliyor. Bilmiyorum ne yapılabilir. Herhalde Merkez Bankası'nın kur politikasını gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü ya şu an Türkiye'nin herhalde ayakta kalan, anlamlı şekilde ayakta kalan tek tarafı sanayi ve ihracat gibi görünüyor. Ben eminim ihracatçılar da zaten kendi taleplerini iletiyorlardır. Sizde de çıkıp söylüyorlar. Duyuyorum ara ara. Ama ben bu söyleme biçimlerinin biraz farklılaşacağını ve ses tonunun da sertleşeceğini, yükseleceğini tahmin ediyorum. Çünkü zaman geçip malını satamadıkça ya da maliyetine satıp dönmeye çalıştıkça riskin boyutu artacaktır. Çünkü bir de işletme tarafında yani dönme diye tabir ettiğimiz tarafta müthiş bir baskı var. Yani işletme sermayesi ihtiyacı müthiş artmış durumda ve özellikle orta ve ortanın üzerindeki işletmelerin de dönüp bankalardan kredi kullanmaları artık neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Herkes kredi için, yani yatırım kredisi için de bir şekilde dönmek için de dışarılara dönmeye çalışıyor. Dışarıda da tabii şey çok pahalı döviz cinsinden. Yani Türk şirketi olarak zaten sınırdan çıktığınız anda kapıyı 10'dan 12'den euro cinsinden açmaya başlıyorlar.
Euro 12'lerle 13'lerle dönmek de ya da iş yapmak da kolay bir şey değil. O bakımdan zor bir kış sanayiciyi bekliyor. Bence önemli bir konu. O bakımdan herhalde odalarda, meslek örgütlerinde, daha çatı örgütlerde seslendirilmeli diye tahmin ediyorum. Seslendirileceğini mecburen yani düşünüyorum açıkçası. Peki o zaman büyüme modeli açısından baktığımızda biraz daha içeriye odaklanan bir model görür müyüz? Onu da konuşalım istersen Gökhan. Çünkü hani seçim ekonomisindeyiz diyoruz. İşte sen az önce ihracat ve sanayi tarafından beklentilerini de ortaya koydun. O zaman büyüme nereden gelecek sorusunun yanıtını da arayalım birlikte. Şimdi tabii Türkiye'de büyüme konuşurken bence turizmi ve içeriye düzenli düzensiz göçü konuşmakta fayda var. Yani Türkiye'nin özellikle son 10 yılında Türkiye nüfusu artı Türkiye'de yaşayan saydığımız ve sayamadığımız insanları da düşünmek lazım. Evet. Yani kimse kusura bakmasın ben minimum bir 10 milyon kişi falan olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Hı. Sayılan sayılmayan. Bu da zaten 80 milyonluk bir ülkenin kabaca 8'de 1 yapıyor. Yani bu insanların ürettiğini, yediğini, içtiğini ister istemez sen aslında şeyde sayıyorsun milli hasıla hesabında. Fakat sonra hesabı 80 milyon kişiye bölüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani o bakımdan bunlardan ötürü zaten ekonomide yani tam anlamlandıramayacağın ya da tam olarak ölçemeyeceğin herhalde 1-1,5 puan her sene zaten otomatik bir canlılık vardır yani. Birinci konu bu. İkincisi de Türkiye'de tabii faizler fiktif olarak çok aşağıda tutulup talep körüklenmeye çalışıldığı için tabii son politikalarla talep değil de farklı alanlarda tutulmaya çalışıyor falan ama yani öyle ya da böyle bu yüksek enflasyon seviyesinde hala daha bir ticaret olmasına çalışılıyor. Bu da ekonomiyi ayakta tutuyor. O yüzden bunlar zaten bir şey getirecektir, büyüme getirecektir. Ama gelecek yıl yani 3'ün altında bir büyüme görülüyor açıkçası. Yani en azından benim baktığım yerden. Tabii bir sene önce 11'ler, şimdi işte 5'ler vesaire neyse. Sonra 3'ler diye baktığında enflasyonla ya da faizleri fiktif olarak aşağıda tutup ekonomik canlılığı yakalayamayacağının en iyi kanıtı olacaktır. Bir de bunlar tabii yani su üstündeki rakamlar. Yani şu, yani gösterge rakamlar. İşte büyüme şu, işsizlik bu. Fakat bunların türevlerine, detaylarına girdiğinde yani sen işte şu kadar büyüdün, toplamda bu kadar bir milli hasıla yarattın. Ama bunu insanlara böldüğünde ne çıkıyor? Ona bakman gerekiyor. Yani böldüğünde çok kötü sonuçlar çıkıyor. Çünkü 2 sene, 3 sene önce çalışanların milli hasıladan aldığı pay %30 küsürlerdeyken şimdi 20 küsürlere geldi. Evet, küsürler düzeltilmiş veri %26.91 yanlış hatırlamıyorsam. Yani, bir de 10 bin dolar tuzağı falan diye seninle eski kanalda diyelim yaptığımız yayınlar olurdu. İşte bundan herhalde 7 sene önce mi yapıyorduk o yayınları seninle biz? Şimdi mesela oradan da kişi başına düşen milli gelir açısından da belki bir yorum paylaşmak mümkün olabilir. Çünkü 10 bin dolar tuzağında falan değiliz artık. Tabii Türkiye artık 8-9 binler maksimum civarında geziyor. O da dediğim gibi yani sen toplam milli hasılayı kişi başına, fert başına böldüğünde bulduğun rakam. Bu ikinci seviye bir data yani türevi. Bunun da türevi benim söylediğim yani bir de insanlar arasındaki eşitsizliğe baktığında ki bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi çalışanların üretimden aldığı pay yani ortaya çıkan refahtan aldığı pay bu 10 puan geriliyorsa demek ki kişi başına düşen milli gelirde birileri 8500 yerine 18500 almış, birileri de neyse diyelim ki 850 almış maksimum. Yani fark da açılıyor. Bunlar da bence epeyce sıkıntılı göstergeler. O bakımdan yani içe dönüp seçime doğru bir canlılık falan ben öyle bir şey beklemiyorum. Çünkü içe dönüp makro bir kredi politikası uygulamasına giriştiğinde kuru falan tutamıyorsun. Yani bir önceki canlandırmayı yapanların aldığı ders buydu. O bakımdan şimdi hedefli canlandırma ya da ayakta tutma çalışmaları var. Şey, ama, böyle selektif kredi ifadelerini duyuyoruz evet, değil mi? Evet ama tabii olmadı. O bakımdan da hani ben o tip şeyler açıkçası beklemiyorum yani. Şimdi bugün bu arada Fitch'in potansiyel bir Türkiye not değerlendirmesi olabilir. Takvimde öyle gözüküyor. Bazen biliyorsun bu kurumlar belli takvimler veriyorlar. O takvimlerde hiçbir şey yapmaya da biliyorlar. Bazen de işte baktık değiştirmiyoruz diyorlar. İşte indirdik diyorlar. Yükselttik diyorlar. Gerekçelerini açıklıyorlar kendilerince. Görünümle oynayabiliyorlar. Şimdi Fitch nezdinde bizim notumuz B. Diğer not komşularımıza baktığımızda Bolivya, Barbados, Costa Rica gibi isimler çıkıyor karşımıza. Ne dersin Gökhan?
Hakan, sana göre mesela Fitch'ten bugün gelen bir değerlendirmede az önce temas ettiğin noktalarla ilgili eğer bir not yayımlanırsa, hani not, kredi notu açısından bir değişim olsa da olmasa da neler olabilir o notun içerisinde? Diğer yandan kredi notuna veya görünüme dokunacak olursa orada bir hamle beklentisi içinde olur musun? Piyasa etkisi olmaz. Tabii yatırım yapılabilir. Zaten altındayız. Oradan biridir de pek bir etkisi olmuyor zaten. Biz zaten yani o ligden çok oldu düşeli yani. O kafeye evet. Gitmeli çok oldu. Dolayısıyla hani o kafede fiyatlar artmış, menüler değişmiş falan bizi çok bağlamaz. Hani notta ne olur dersen muhtemelen Türkiye'deki mali yapıdaki bozulma, enflasyonun yüksek seviyelerde olması, kurumsal yapının ciddi zarar görmüş olması ve yani anortodoks bile diyemeyeceğim. Deneysel politikaların zarar vermeye devam ettiğini. Heterodoks. Yani değil mi? Ortodokstan da uzak ama yani orası bile bir yer yani. Bizimki daha öte bir köy olsa gerek. Dolayısıyla yani bu politikaların çok ciddi zarar verdiği, dolayısıyla ne kadar erken dönülürse o kadar faydalı olacağı yönünde bir dilek ve temennilerle biter diye düşünüyorum açıkçası herhalde. Ama hakikaten şeyi takip etmiyorum ya. Biz Fitch'te şu an kaç kademe altındayız? Moody's nerede? S&P nereye düşüyor filan? Onları bilmiyorum. Hani onları da bayıldığım için değil ama yani çok uzaktayız. Zaten o kadar fazla downgrade dedik ki yani notumuz kırıldı ki hem Türkiye'nin orada bir sürü şeyleri çalıştı. Bonolarda triggerları çalıştı. Yani pek çok endeksten çıktık. Pek çok yatırımcı oralardan gitti. Risk primleri yükseldi filan. Yani bambaşka bir hayat şu an bizimki. Orada değiliz yani. Kısa bir reklam arası verelim. Arkasından devam edeceğiz. Gökhan Şen'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Gökhan, tabii epeyce konu konuştuk ama bu sabah istersen küçük de bir İngiltere penceresi açalım. Çünkü merakla piyasanın beklediği bir bütçe planı vardı. O bütçe planı geldi. Sonuçta vergiler artacak. Bu artık netleşti. Liz Truss vergileri düşüreceğim dedi ama Başbakanlığı İngiltere tarihinin en kısası olarak sonuçlandı. Detaylara baktığımızda harcamalarda artış belki olacak ama azalarak olacak diyorlar önümüzdeki 5 yılda. Ki bu 5 yılın içerisinde 2025'te seçimler de var İngiltere'de. Belki onu da hatırlatmamız lazım. Dün ortaya konan programdan da yola çıkalım. İngiltere ekonomisini neler bekler? Çünkü orada da mesela enflasyon 40 yılın zirvesinde, İngiltere Merkez Bankası ile Maliye el ele verecek ve birlikte mücadele edecek enflasyonla mesajları var. Borcumuzu çevirebileceğimize bütün dünyayı inandırmamız lazım diyorlar. Dolayısıyla bir kredibilite açığını İngiltere ekonomik programlarında olduğunu zaten kabul ederek yola çıkan bir tırnak içerisinde yeni iktidar var karşımızda. Diğer yandan da İngiltere'de şimdiye kadar görülen en büyük harcanabilir gelir kaybını reel anlamda önümüzdeki iki mali yılda %7 ile bekleyen bir bütçe ofisi tahmin tablosu da var karşımızda. Hem bunları konuşalım hem de pandemi öncesinde G7 ülkelerinde bir tek İngiltere ekonomisi dönemedi hikayesi var. Tabii orada belki biraz da müsebbip Brexit diyeceksin ama biraz böyle burayı da açarak sabah raporunu bugün noktalayalım mı seninle? Yani tabii ekonomiyi öldürmüşlerdi. Şimdi diriltmeye mi uğraşıyorlar? Yani birinin cenazeyi kaldırması lazımdı. Çok basit bir şey yani. Onu reddettiler. Tabii etrafında dönüldü, duruldu yani. Şimdi Hazine Bakanı da işte yeni başbakanın sunağında tamamıyla, oluruyla bunu kaldırıyor. Yani bu 2x2=4 dünyanın her yerinde. Eğer ki piyasa ekonomisiysen, uzun vadeli başarı hedefliyorsan, istikrar talep ediyorsan belli kurallar var. Kurallara eğip bükmezsen eğer, yani eğip bükersen tabii sonuçlar orta uzun vadede daha kötü oluyor. O bakımdan doğruları yapman gerekiyor. O da yani mali disiplinin en azından yatırımcılara anlatılıp onlardan belli dönemlerde belli paraları isteyecek kadar mantıklı olması gerekiyor. Dolayısıyla bir plan ortaya koydular. Yani bütün vergileri indireyim, bütün parayı da sizden alayım, bir yandan harcamayı da artırayım, çok iyi bir formül buldum dediğinde insanlar buna inanmıyorlar. Çünkü herkes aynı okullarda okudu. Herkes benzer çalışmaları yaptı. Yani iyi kötü bir ortak kanaat, bir ortak akıl var. Yani sizin öğrendiğiniz iktisat iktisat değil. Ben şimdi size bunu bir anlatayım dediğin zaman onu yemezler yani. Dolayısıyla İngiltere'de olan da bu oldu. Çok hızlı değişti hükümet. Şimdi daha makul hükümet var. Onlar yani durumu görüyorlar. Cenazeyi kaldırmak durumundalar. Çok rakamlara girmeden yani harcamaları azaltıp vergileri de artırıyorlar. Bu kadar basit yani. Ve bundan sonra da tabii ister istemez ekonomide bir daralma olacak. Çünkü zaten
olan oldu. Yani onu artık geri çevirmek mümkün değil. O bakımdan da 2022 büyüme tahminleri biraz yukarı gitti. 2023 daralma tahminine birazcık daha açıldı. Gördüğüm bu. Tabii gelecek yılın daralacak olması ekonominin, aynı zamanda Fed'in de sert faiz artışları, işte emtia fiyatlarının düşmesiyle birlikte filan muhtemelen enflasyona yardımcı olacaktır. O bakımdan da daha iyi enflasyon tahminleri var. Tabii boğmak da istemiyorlar. O bakımdan İngiltere Merkez Bankası en azından bir mali disiplin ışığı gördüğü için belki daha az oranlarda faiz artıracaktır. Yani Jeremy Hunt'ın şeylerinden bu, konuşmalarından benim anladığım bu. Yatırımcılar da takdir ediyorlar. Ben şimdi orta vadede açıkçası pound'un değer kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada ciddi 1.19'larda bir, bu sabah zaten dolar TL'ye. Yani ciddi bir dolara karşı politika, kredibilite riski ve açığı vardı. Bunu fiyatladılar. Bunu konuşurken ben paritenin bile kırılabileceğini, böyle bir risk doğduğunu konuşmuştuk. Hakikaten bir günde 1.03'lere kadar falan bile değdi bu parite. Hatırlarsan çok kısa bir süre önce 2'ydi. O bakımdan yani bir G10 ülkesi için tabii çok büyük bir değişim bu. Bundan sonra yani sanmıyorum 1.50-1.60 olacağını ama en azından bu makul politikalarla hiç olmazsa doların bile güçlendiği bir ortamda 1.30'lara doğru filan bir çabası olabilir. Çünkü bunlar makul politikalar. Bunun üzerine neler yapacağına bakmak lazım. İngiltere'nin çok ciddi bir yeşil dönüşüm ajandası var. Açıkçası Boris Johnson'ın başlattığı. Buna ne kadar sahip çıkarlarsa o kadar çok yatırım çekeceklerini ve bambaşka bir şekilde dönebileceklerini düşünüyorum. Brexit'te de olan oldu. Artık yapacak bir şey yok. Müthiş bir hata yapıldı. Yani bir ulusça, göz göre göre. Ama yani yapacak bir şey yok. Bir yerlerden kalkacaklar. Onların çıkışında ben açıkçası bu yeşil dönüşüm ve bu alana yapılacak yatırımlar olarak görüyorum. Şimdi bütçe ofisinin bu arada tahminlerinde de neler var kısaca aktaralım. Bu sene %4.2, gelecek sene %1.4'lük tahmin var ama bu seneki tahmin büyüme, gelecek seneki daralma yönünde. Bunun yanı sıra %9.1 bu sene için enflasyon, %7.4 gelecek sene için enflasyon tahmini var. İşsizlikle ilgili de gelecek yıl %3.6, sonrasında %4.9'a gidecek bir tahmin var. Sterlin TL de bu sabah 22.14.64'ten el değiştirdi. Onu da çok kısaca hatırlatalım izleyicilerimize. Gökhan Şen, çok çok teşekkürler. Bu hafta sabah raporunda bana eşlik ettin. Umuyoruz ki gelecek hafta daha az izleyiciyi öksürüklerimize maruz bırakacağımız bir yayın yapma şansımız olsun. Güzel bir hafta sonu dileyelim sabah raporu ekibi adına ve reklam arasına doğru ilerleyelim efendim.